Adventure İstanbul kanalından herkese merhaba. Şu an çok güzel bir yerdeyim. Neredeyim? Köyümdeyim. Daha önce Afrika TV'nin ile çıktığım yolculuğu izleyenler varsa eğer zaten hatırlayacaklardır. Burası Harman Doruğu. İzlemeyenler için de hemen sağ üst köşeye bırakacağım. Şimdi ise bir öncekinde Afrika TV'nin ile gelmiştim. Şimdi NC750X var. 2021 model. Ve bugün burada sizin sorularınızı cevaplayacağım. Daha önce işte burada tabii telefon çekmiyor ama 2 gün önce yola çıkmadan sormuştum size sorularınız olursa uzun yolda bu motosikleti kullanmakla ilgili diye. Instagram üzerinden takip ederseniz eğer bu videoyu beğenirseniz de yola çıktığımız motorlarla ilgili sizin sorularınızı yanıtladığım videoları çekerim. Honda Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum bu motosikleti test etmeme imkan sağladıkları için. Şimdi sizin sorularınıza geçeceğim. Yavaştan telefondan bakacağım. Screenshot almıştım öncesinde. Dediğim gibi burada telefon çekmediği için çeken bir yer bulup soruları toparladım. Dersime çalıştım. Şimdi karşınızdayım. Yavaştan ilk soruyla başlayalım. Halil Durusoy sormuş. Kaç model yol ne kadar uzun diye. 2021 model. Yol ne kadar uzun? Şu anda yaklaşık 500 kilometrelik bir yol yaptık. Zaten tribi sıfırlamıştım buraya gelmeden önce. Şu an en son buraya girişimize dikkat etmedim ama en son 450'lerdeydi. Muhtemelen şu an 500 olmuştur. Dönüşte de 450 kilometrelik bir yolumuz var ama biz gene motorcular olarak yolu uzatmayı sevdiğimiz için muhtemelen totalde bir 1000 kilometrelik yol yapmış olacağım. İkinci soru Muba Yoks diye birisinden gelmiş. Bu motora sürekli ilanlarda A2 ehliyeti kullanılır mı? Kullanılır yazıyorlar. Doğru mu yoksa satma maksatlı mı diye sormuş. Yani şu şekilde bu motosiklet 43 kW ve normalde A2 ehliyet 35 kW'a kadar kullanabiliyor. Yani kullanamaz A2 ehliyetli bir insan. A ehliyete sahip olmanız gerekiyor. Human Dust galiba yanlış okumuyorsam. Human Dust nickli birisi. Arazi yönü nasıl? Dengesi? Alt devirlerde tok dağılımı, yakıt. Üst devirde hızlanma ve stabilite nasıl diye sormuş. Ayrı ayrı yanıtlayayım. Arazi yönü nasıl? Bu motosiklet bir arazi motosikleti değil. Bu yolu da işte Afrika TV'ne geldiğim videoyu izlerseniz görürsünüz. Aslında hani bir kısmı güzel ama bir kısım da çakıla dönüyor. Ve bu motosiklet aslında beni zorladı. Çünkü bir de DCT şanzımanı olduğu için sürekli vites atma ihtiyacı duyuyor. Benim de birazcık güce ihtiyacım oluyor. Vitesi düşürüyorum, tekrar vitesi yukarı çıkarıyor. Yani aslında bu motosiklet hafif araziye tabii ki girebilirsiniz. İşte çok az topraktan geçeceğim. Ya da yani ne bileyim normal stabilite bir yolda ilerleyebilirsiniz ama çok çakılı, çok kumlu bir arazide sizi çok zorlayacaktır. O yüzden bu motosiklet daha çok touring zaten uzun yol motosikleti olarak kullanabilirsiniz. Dengesi benim şöyle çok hoşuma gitti. Uzun zamandır takip edenler varsa kanalı ben çok uzun zamandır boyumun gerçekten yettiği bir motosiklete binmemiştim. Ve çok hoşuma gitti. Gerçekten insanların bunu neden bu kadar önemsediğini şu an anlıyorum. İki ayağım da tam olarak basıyor. Boyum 1,70 bilmeyenler için söyleyeyim. Yani o yüzden arazide evet zorladı ama alçak olduğu için atıyorum devrilecek gibi olduğumda çok kolay bir şekilde tutabildim. Yani gidemez değilsiniz ama bu motosiklet sonuçta arazi motosikleti değil. İşte 10 kilometrelik bir araziden geçeceğim derseniz evet sizi idare edebilir. Ama işte biz Toroslar turuna çıktığımızda mesela 3000 kilometrelik yolun yaklaşık 1500 kilometresi araziydi. Ve ben bu motorla o yolu yapamazdım. O yüzden Afrika TV'ni tercih etmiştim. Alt devirlerde tok dağılımı nasıl diye sormuşsunuz. Yani bizim inceleme videosunu ben bırakayım buraya. Çünkü Nuri abi daha hakim buna. Şöyle hakim diyorum. Galiba eski NC'ye göre ben eski NC'yi çok kısa süreli kullandım. Salih abi de vardı bizim ekipten. Ona göre mesela vites geçişleri çok hoşuma gitti. O çünkü böyle tak tak şangır şungur bir vites geçişi vardı. Buradaysa hissetmiyorsunuz bile viteslerin geçişini. Fakat tabii ki mesela sollamaya çıktığında galiba bir sorulardan birinde bu da vardı. Onu da cevaplamış olayım. Sollamaya çıktığında böyle bir alt devirde gitmeyecek gibi oluyor. Sonra birden kendine geliyor, toparlanıyor. O yüzden tabii ki üst devirlerde daha güçlü bir motosiklet. Yakıt konusuna geldiğimizde de beni acayip şaşırttı. Şu an CRF ile aynı yakıyorum ki
Nur abi inceleme videosunda galiba 4 gibi bir rakam söylemişti. Benim en yüksek gördüğüm şu anda 3,4. Onun bir sebeplerinden birisi de şu anda evrimle beraber yoldayım. Onun da CB250 arı var. Yani 250 cc'lik bir motosikletle yoldayım. O yüzden bu motosikleti çok fazla zorlamadım. Ki zaten normalde kullanımımda da çok motorları zorlayan bir insan değilim. O yüzden 3,4. 3,4'ü de işte burada araziye girdiğimizde, yani hafif stabil yola girdiğimizde gördüm. Onun haricinde uzun yolda full 3 ortalamayla geldim yakıtta. Üst devirlerdeki hızlanması çok iyi ve stabilitesi de güzel. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Genel değerlendirmeyi zaten sonda söylerim, yolda nasıl hissettim gibi. YSN Altın Işık sormuş. Enes 200 ve PCX'ten sonra tavsiye eder misin? Yani benim haddime değil ama nacizane fikrim şu şekilde. Bence bu motosiklet, tabii ki baktığın zaman hani başlangıç motoru olur mu sorusunda, bence bilinçli bir insan için kesinlikle başlangıç motosikleti. Çünkü ne böyle deli bozuk bir motosiklet, ne de sizi zorlayacak işte bir yüksekliğe sahip ya da bir güce sahip. Bence ben sakin bir insanım, sakin bir yolculuk yapmak istiyorum diyen için çok güzel bir motosiklet. Onun haricinde de bence şehir içi performansı da çok güzeldi. Şehir içinde çok kıvrak ve yakıt zaten mükemmel bir şey. Hem şehirler arası hem şehir içinde kullanmak için bence düşünebilirsiniz. Serdar Ayvaz 2020 modeliyle farkı nedir diye sormuş. Motosikleti -5 kilogram hafifletmişler. Sonrasında gücünü 5 beygir artırmışlar. Onun haricinde 3 santim de sele alçalmış. Bir de tabii elektronik gaz gelmiş. Bunları söyleyebilirim. Onun haricinde de zaten teknik özelliklerine girmek istiyorsanız kanalda inceleme videosu var. Öksüz Motorcycle sormuş. Sele problemini çözebilmişler mi diye. Sele'de ne problem vardı bilmiyorum. Dediğim gibi eski NC'yi çöpten dönecek kadar kullandım. Onda mesela sadece hoşuma gitmeyen o tak tak vites geçişleriydi. Bunun genel olarak hani Sele'sini değerlendirecek olursam ben gayet iyi buldum. Şöyle söyleyeyim, yani 100-150 kilometrede bir zaten duruyoruz. O yüzden bir popo ağrısı veya başka bir bel ağrısı hissetmedim. Sele gayet uygun yani uzun yol için. Tabii şöyle işte 200-300 kilometre ben durmadan süreceğim diyorsanız evet, her motosiklet gibi size rahatsızlık verecektir. Bartu Yaman sormuş. 6. viteste garip titreşim bir bende mi var yoksa hepsinde mi? Hissiyatı nasıl demiş. Bu soruyu şu an gördüm. Daha önce görseydim bir dikkat ederdim. Dikkat etmedim. O yüzden şimdi dönerken, gelirken bir vlog çektim. Dönerken de bir vlog çekeceğim. İkisini muhtemelen bir olarak yayınlayacağım. Bartu Yaman, onu takip edersen ben video içinde deneyeceğim. 6. viteste sizin hissettiğiniz gibi hissediyor muyum motosiklette diye. Survival'e sele konforlu mu demiş. Az önce söylediğim gibi ben gayet iyi buldum. 6 yere çok mu yakın diye sormuş Mettos. 6 yere çok mu yakın derken ben az önce güzel bir şeyden çıktım. Tepeye çıktım. Yani bir yere altını da vurmadım. Çakıldan da geçtim, taştan da geçtim. Bence öyle 6 yere çok yakın gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Kahirek Seriyet motor hımbıl mı diye sormuş. Kesinlikle değil. Emir Demirtaş asfaltta uzun yol ve şehir içinde NC mi Afrika mı konfor ve rahatlık olarak demiş. Şimdi eğer araziye girmeyecekseniz bence kesinlikle bu motosiklet hem yakıt olarak, sele yüksekliği güzel, hafiflik olarak da öyle. Yani şehir içi ve uzun yolda, uzun yolda da öyle basmayacağım diyorsanız kesinlikle NC çok güzel bir motosiklet. Ben sakin sakin etrafımı izleyerek gideceğim. Asfaltta gideceğim diyen insan için bence muhteşem bir motosiklet. O fiyata sen olsan hangi motoru alırdın? Biraz hafızam kötü. Yola çıkmadan önce bakmıştım. Yaklaşık galiba 110 bin lira gibi bir fiyatı var. 110 bin liraya ben hangi motosikleti alırdım? Şimdi ben arazi odaklı kullanmayı sevdiğim için galiba yeni gelecek Touareg'in fiyatını gördükten sonra karar verirdim buna. Çünkü benim için zaten çok fazla bir seçenek yok. Sadece hafiflik, hafifliğin içinde de teknoloji arıyorum. O yüzden
110 bin liraya şu anda galiba bir motor alamazdım. Zeki hocam sormuş. Hocam. Konforunu Afrika ile kıyaslar mısın diye. Konforunu şöyle hocam. Afrika Twin'le araziye girdiğimde kendimi daha güvende hissettim. Evet yüksekti ama o ivmelenmesi falan beni daha güvende hissettirdi. Asfaltta benim için yeterliydi bu motosiklet. Yani Afrika ile tek farkı oydu. Hani aradaki fiyat bandına baktığım zaman sadece asfalta gidecek olsam NC 750'yi tercih ederdim. Çok fazla hız arayan da bir insan olmadığım için. Fatih Acar sormuş, cam rüzgar konusunda ne kadar etkili diye. Camı sanırım küçültmüşler 2021 modelinde. Ama benim boyum 1,70 olduğu için bana gayet yetti. Çok yüksek hızlara çıkmadığım için de çok büyük bir problem yaşamadım. Ama tabii bu motosikleti alsaydım iki şeyi yapardım. Bir camı ayarlanabilir bir cama çevirirdim. Ya da ek olarak bir parça takardım istediğim zaman çıkartabileceğim şekilde. Onun haricinde bir de gidonu yükseltip kendime doğru çekerdim. Çünkü buradaki bagaj hacminden dolayı bir eğilme ihtiyacı duyuyorum. O da benim çok hoşlandığım bir kullanım stili değil. Yani ben tam dik oturuşlu motosikletleri seviyorum. O yüzden gidon yükseltme ve camı değiştirirdim ben. Eskisi çok güçlü değildi. Yenisinde bir kıpırdama var mı demiş Okan CYTS. Eskisinin dediğim gibi öyle çok uzun süreli kullanmadım ama 5 beygir artırmışlar ve mutlaka farkı vardır. 5 kilogram daha hafif olduğu için kesinlikle farkı vardır eskisiyle yenisinin arasında. NC750X'in uzun yolu için dezavantajı var mı? Şöyle bir dezavantajı söyleyebilirim. Yani benim dikkatimi çeken tek şey o dediğim gibi işte sollamaya çıkıyorsun, sonradan gücü kendine geliyor. O yüzden sollamaya çıktığında önünün temiz olduğuna emin olman gerekiyor. Ama tabii gücü geldiği zaman da hop diye geçiyorsun. Onda bir sıkıntı yok ama o bir tedirgin ediyor gücü yerine gelene kadar. Bir de neyi söyleyebilirim? Yani hız seviyorsanız, yani işte ani hızlansın, şöyle kaçayım, böyle kaçayım. Bu motosiklet size uygun olmayacaktır. Ama onun haricinde ben uzun yolda, asfaltta çok fazla sevdim bu motosikleti. Benim için çok yeterli olurdu. Eğer araziye girmeseydim, tekrar ediyorum. Tracer 700 mü, NC750X mi diye bir soru gelmiş MB Fincan'dan. Benim nacizane fikrim, hız seviyorsanız tabii ki Tracer 700'ü tercih edersiniz. NC'den öyle bir ivmelenme bekleyemezsiniz. Çünkü arada bir güç farkı var. Bu 43, Tracer 55 kW'lık güce sahip. O yüzden motosikletten ne beklediğinize göre değişir. Ben sakin etrafı izleyerek gideceğim diyorsanız bu motosiklet uygun olur. Ama benim için yakıt önemli değil, hızlı gitmek istiyorum diyorsanız Tracer uygun olacaktır diye nacizane fikrim bu şekilde. Yusuf Yılmaz sormuş, eskisini deneyimlediyseniz arasındaki fark nedir diye. Az önce cevapladım, benim en bariz fark ettiğim vites geçişleriydi. Onun haricinde zaten teknik olarak bahsedersek 5 kilogram hafiflemiş, 5 beygir daha fazla ve sele 3 santim alçalmış. Ha bir de şey var. Altı ayrı bir uzun farla kısa farı ayırmışlar. Arta ayrı bir hazne koymuşlar uzun farı için. Bir de elektronik zaten gaz gelmiş. Fatih Şahin nereye diye sormuş. Aslında şey yaptık. Vlogda da görürsünüz. İstanbul'dan çıktık. Kıyıdan doğru Batı Karadeniz'i gezmiş olduk. Dönüşte de köyüme uğradım. Buradan da şimdi bugün tekrar İstanbul'a döneceğiz. Bu sefer içeriden döneceğiz. Tekrar sahile inmeyeceğiz. DCT virajda vites atıyor mu? Virajda vites atıyor. Ve şu şekilde ben ayarlamama rağmen kendi işte vites aralıklarını artırdım. Ama ona rağmen artık virajın sonuna geldiğinde hani tam böyle çıkışa geldiğinde tekrar vitesi artırıyor. Ona DCT şanzımanda sanırım bir çözüm yok. Ama beni çok rahatsız etti mi şak diye vites atması? Etmedi. Beni şak diye vites atınca rahatsız ettiği tek yer arazi oldu. Gidiyor mu, duruyor mu, dönüyor mu? Zaten bizim klasik sorumuz gidiyor mu? Gidiyor. Bana yetiyor gidişi. Kimine yetmez. O yüzden test etme imkanınız olursa bir test edin. Gidiyor muyum? Kendiniz cevaplayın. Duruyor mu?
Durması benim çok hoşuma gitti. Fakat sadece arka freni kullandığınız zaman yetmiyor. Ön arka aynı anda kullanmanız gerekiyor. Dönüşleri de gayet güzel. Çizgide girdiğiniz zaman ve stabil gaz açtığınız zaman o virajdan çok güzel bir şekilde çıkıyor. Gene Murat Setenci viraj kabiliyeti ve şehir içi manevra kabiliyeti nasıl diye sormuş. Özellikle rally ile kıyaslarsak. Rally ile kıyaslarsak şehir içinde şöyle rally hafif olduğu için daha böyle fıt 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 arabaların arasından geçebiliyorum. Ama bunu biraz daha tabii hımbıl mı diye soran arkadaşa rally ile kıyaslarsam evet hımbıl. Ama bence bu sınıftaki bir motosiklete göre gayet de kıvrak bir motosiklet. O yüzden hani rally ile kıyaslanacak pek bir şey de yok. Aynı sınıfta değiller sonuçta. Aynı amaçla yapılmamış motosikletler. Şehir içi manevra kabiliyeti bence gayet yeterli. Motorun doblosu diyorlar, doğru mu? Bence kesinlikle pikniğe gidersin bununla. Yola gidersin. Düğüne de gidersin. Bence bunun için üretilmiş bir motosiklet. Motor karakteristiğine bakınca orta hacim bir Afrika'da kullanılabilir mi? Yeni NC750X Blow diye sormuş. Bayram Kardağlı galiba. Şöyle Honda ile ilgili dedikodular var. Şu an netleşti mi bilmiyorum. Bir zamandır internetten ayrı olduğum için yeni haberlere yetişemiyorum. Afrika TV'nin işte 850'lik bir bloğu gelecek diye. Bence mesela DCT haliyle Afrika TV'ne taşınsa ben o motosikleti istemezdim. Çünkü dediğim gibi o arazide işte tam devriyi yakalıyorsun işte şeyden çıkacaksın. Böyle yokuş çakıllı bir yerden çıkacaksın. Yüksek devirde hani oradan kopmak istiyorsun. Şak vites atıyor. Bunu istemezsin. O yüzden benim nacizane fikrim bu şekilde. Ben istemezdim yani eğer öyle bir taşınma söz konusu olsaydı. Sollamalarda kaçış başarılı mı? 120 km hızda. Şöyle söyleyebilirim. Az önce de dediğim gibi önce bir işte eğer düşük devirdeyse önce bir devire gelmesini bekliyor. 3-4'ten sonra kaçabiliyorsunuz. O kadar rahatsız etmiyor ama dediğim gibi temkinli çıkmanız gerekiyor. Bir örnek verirsek Tracer 700'ün ivmelenmesini beklememeniz lazım. Artık Tracer 700 kadar gidiyor mu? Yine Tracer 700 ile ilgili bir soru. Yani güç olarak Tracer 700'ün altında kaldığı için hayır Tracer 700 kadar gitmiyor. Aynalar yeterli mi diye bir soru gelmiş. Ben bunu size söylemek istiyorum. Çünkü aslında aynalar evet kendi çapında yeterli ama rally'de şu şekilde köşeli biten bir ayna var. Burada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum detay çekebilirsem onu da eklerim. Bu kesilmiş bir ayna. O yüzden kör noktayı kesinlikle göremiyorsunuz. Ben mutlaka bir bakış atmam gerekiyor arkaya dönerken. Sürüş modlarının artısı oldu mu diye sormuş. Kesinlikle oldu. Vlogun başında ben zaten kendime göre bir mod ayarladım yaklaşık bir 100 kilometre kullandıktan sonra. Özellikle kendi kişisel modunuzu ayarladığınız zaman kendi sürüş karakterinize uygun bir sürüş elde etmiş oluyorsunuz. Marican 22 uzun yolda oturuş ve sürüş pozisyonu nasıl yorgunluk yaratıyor mu? Az önce dediğim gibi ben eğer bu motosikletin sahibi olsaydım bir gidon yükseltme yapardım. Onun haricinde beni yoran hiçbir şey olmadı. Otomatik vitesi beğendiniz mi diye sormuşsunuz. Hani böyle şey insanlar olur ya işte DCT mi motosiklet dediğin vitesli olacak filan o insan benim. Ama baktığınız zaman müthiş kolaylık sağladı bana asfalt içinde. Ama alışmadığım için sürekli elim bir özellikle ani fren yapacağım zaman vites aradı. Ama alıştıktan sonra bence o kadar da ön yargılı olunmaması gerekiyor ki gerçekten çok fazla iyileştirilmeler yapılmış bu şu an zamanda. Yakıt tasarrufuna göre fiyat performans motoru diyebilir misin? Ben az önce de söylediğim gibi bu motosiklette en çok hoşuma giden şeylerden birisi yakıt olayı oldu. Çünkü bu sınıfta, bu yakıtta bir motosiklet bulmak gerçekten zor. 3-3,5 arası yakıyorum ve motosiklete verdiğim parayı aslında yakıtla beraber kazanıyor gibi oluyorum. Hani CRF kullandığımı farz edersek CRF'ye de aynı yakıtı veriyorum ben. Orhan amca sormuş. Gidiyor mu, duruyor mu, dönüyor mu? Amca birkaç soru öncesine git orada cevapladık bu sorumuzu. Gitmiyor diyenlere ne dersin? Kime göre, neye göre derim? Mehmet Musto NC750X ile araziye korkmadan girilir mi? Girilmez. Erdin Capti ideal seyahat hızını sormuş. Bence 120-140 arası çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Yakıt olarak da
sizi güzel bir aralıkta tutuyor. Ama daha fazlasını gitmek isterseniz zaten gidiyor. Son olarak Serdar Sarıoğlu'nun sorusunu cevaplamak istiyorum. Hakkında çok yorum izledik, dinledik. Motoru kötüleyenlere ne demek istersiniz diye sormuş. Gönderin gelsinler, ben onlara cevap vereceğim diye böyle bir atarlansam. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Tabii ki hayır. Yani her motosiklet gibi eksik yönleri var, fakat kim kötüledi onu da bilmiyorum bu arada. Eğer her şeyiyle kötüleyen bir insan varsa, kullanım tarzına uyan bir motosiklet değildir. Ya da bu motosiklet ne için üretildi onu bilmiyordur. Sana arazi de vaat etmiyor, çok yüksek hızlar da vaat etmiyor. Bununla asfalta gireceksin. Asfaltta etrafını izleyerek gideceksin, köy yollarına gireceksin. Ya da aynı zamanda işte yüksek CC motorun var, yanına scooter da aldım gibi bir derdin de olmaz. Gerçekten bu motosiklet galiba bir Doblo diyerek sorularınızı bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Genel olarak motosikletle ilgili zaten söyleyeceğim her şeyi sorularınızla beraber cevaplamış oldum. Ekstra soracağınız sorular olursa yorumlara da yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Kanala da abone olursanız çok mutlu oluruz. Sizin için içerik üretmek bizim için büyük bir keyif oluyor ekip olarak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.